Çünkü Yüce Allah şunu söylüyor. قُلْ اِدْعُوا الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ دُرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْو۪يلًا. Bakın Allah Azze ve Celle İsra suresinde geçen ayette şunu söylüyor. De ki onu bırakıp da o ilah diye ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın. Onlar başınızdaki sıkıntıyı ne kaldırabilir ne de değiştirebilirler. Müfessirlere göre kardeşler bu ayet gerek Yahudilerin ilahlaştırdığı gerek ise Hristiyanların ilahlaştırdığı İsa aleyhisselam annesi ve Üzeyr aleyhisselam hakkında indiği söyleniyor. Şimdi burada fark ettiyseniz ilginç bir durum var. İlginç durum şudur. Yani Allah Azze ve Celle diyor ki onları çağırın kim olursa olsun. Makamı, mevkisi ne olursa olsun onları çağırın. Sizin başınızdan bu belaları def edemezler. Bu sıkıntıları gideremezler. Ama fark ettiyseniz insanlar ne yapıyorlar? İnsanlar küfürde aşırıya gidiyorlar. Özellikle bizim bugünkü müşrikler ne diyorlar mesela? Diyorlar ki uçak düşecekti. Yetiş ya Gavsul Azam dedim geldi diyor. Hapse girdim. Abdülkadir Geylani'yi çağırdım. Geldi beni kurtardı diyor. Yani bu kadar şirkte aşırılar. Ondan dolayı insanların küfürleri böyle. Allah Azze ve Celle bazen imtihan olsun diye ne yapar? Onlar birilerini çağırmalarına rağmen Allah Azze ve Celle onların istediklerini yerine getirir. Ama bakın Allah Azze ve Celle istediklerini yerine getiriyor. Yani İbn-i Kayyım'ın dediği gibi kişi öldükten sonra zaten amel defteri o üç şeyin dışında kapanır. Yani kendisine faydası olmaz o kimsenin. Nasıl olur da başkalarına faydası olsun? Yani yatan zat ne yapar? Yatan zat kendi derdine düşmüş. Ben acaba Allah Azze ve Celle'ye nasıl hesap veririm diye düşünürken, bunun muhasebesini yaparken nasıl olur da insanlara yardım eder diyebiliriz. Ama maalesef bugün insanlar kendi kafalarına göre dinde olmayan bir sürü şey uyduruyorlar. Ve insanları da buna inandırıyorlar. Tabii bunun en büyük sebebi de insanların Allah'ın kitabından ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden uzak olmaları. Ve şunu da söyleyebilirim bu ayetin devamında diyor ki Allah Azze ve Celle اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ اِلَى رَبِّهِمِ الْوَس۪يلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُوا يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَخْذُورًا. Bakın Allah Azze ve Celle ne diyor? Onların yalvardıkları bu varlıklar var ya, hangimiz daha yakın olacağız diye Rablerine vesile ararlar. Bakın hangimiz Allah'a daha yakın olacağız diye Rablerine vesileler ararlar. Onun rahmetini umarlar. Azabından korkarlar. Çünkü derler ki Rabbimin azabı gerçekten korkunçtur derler. Allah Azze ve Celle de aynen bunları söylüyor. Çünkü Rabbinizin azabı gerçekten korkunçtur. Yani bunlar Rablerine ulaşmak için ne yapıyorlar? Rablerine ulaşmak için, yakın olmak için vesileler ararken siz nasıl olur da bunlara dua edersiniz yani? Bugün isimlerini zikrettiğimiz İsa aleyhisselam, isimlerini zikrettiğimiz onun annesi Meryem annemiz, aynı şekilde Lat olsun, Uzza olsun, Hubel olsun veya bugün yatan bütün insanlar olsun, ister Müslüman olsun ister kafir olsun. Hepsi kendi derdine düşmüş ve kendisi nasıl hesap vereceğim diye muhasebe yapıyordur. Bu sebepten dolayı kardeşler şunu söylemekte fayda var. Yani dua özellikle Allah'tan başkasına edilen dua ne olur? Kelime-i tevhidi bozar. Şeyh zaten ondan bahsediyor. Bozar yani. İstersen bu senin yaptığın Allah katında çok kıymetli bir olsun. Zaten Hristiyanlar da bundan dolayı etmiyorlar mı? Bundan dolayı ediyorlar. Yani Allah katında kıymetlerinin olduğunu söyleyerek İsa Aleyhisselam'a ve annesine dua ediyorlar. Ondan istiyorlar yani. Akıl işi, mantık işi, Kur'an ve sünnete de baktığımız zaman, bunların hepsini cem ettiğimiz zaman insan düşünür yani. Der ki, Allah Azze ve Celle'ye yaptığın bir şeyi sen başkasına da yaparsan Allah Azze ve Celle nasıl kabul eder bunu yani? Yani sen Allah Azze ve Celle'yi normal bir kulla bir tutuyorsun. Eğer bunu yaparsan Allah muhafaza o zaman ne olur? O zaman sen de ziyana uğrayanlardan olursun. Bu sebepten dolayı toparlarsak şunu söyleyebiliriz. Yani sizin bu dua ettiğiniz, sizin bu işte çağırdığınız
istigasede bulunduğunuz, istianede bulunduğunuz, bunların hepsi Allah'a yaklaşmak için vesileler arıyor. Hangimiz Allah'a daha nasıl yakın olabiliriz diye çabalar gösteriyor. Ondan dolayı bırakın artık insanlara, putlara, ona buna artık dua etmeyi bırakın. Her şeyin yaratıcısı olan, sizi yoktan var eden, size karşılıksız olarak nimetler veren Allah Subhanahu ve Teala'ya kulluk etmeye devam edin. Onları bırakın, bırakın. Hayatınızda Allah var. Allah'ın dışındaki bütün sahte ilahları atın. Hepsini atın. Bakın şeyh devamında ne diyecek? Devamında şunu söyleyecek. Diyecek ki: "Fekafferahumu Allahu bihaza ma'a ikrarihim bi enna Allahu huvel halik." Bakın diyor ki Allah Azze ve Celle onları tekfir etti. Onları kafir saydı. Neyle beraber? Rububiyet tevhidini ikrar etmeleriyle beraber, buna rağmen yani yine de onları kafir saydı. Bakın kardeşler, bakın Allah Azze ve Celle'nin bu konuyla alakalı çok nasları var. Çok nasları var. Çok ayet, çok hadis mevcut. Onun için biraz insanlar ellerini vicdanlarına koysunlar ve ne yapsınlar? Bu konuda Allah'tan korksunlar ve dualarını yalnızca Allah Azze ve Celle'ye yapsınlar. Mesela bugünkü saçma sapan verilen örnekler gibi yapmayın. Allah'tan korkun yani. Ya sen hiç doktora gidiyor musun? Sen hiç hanımından bir şey istiyor musun? Sen gidip bakkaldan bir şey istemiyor musun? Ya böyle örnekleri getirmenize bile gerek yok yani. Yani çocuğa sorsan çocuk buna güler yani. Bizim zaten şirk diye isimlendirdiğimiz şey bu değil. Ya bu karşındaki bir insanın gücü yettiği kadar ondan bir şey istemendir. Ve sen de ne yapıyorsun? Sen de bunu istiyorsun, o da veriyor sana. Ama senin dünyanın bir ucundan bir ucuna birinden yardım istemen veya ölüden yardım istemen ve yaşayan bir şahıstan şifa istemen mutlak olarak, bu nedir? İşte bizim şirk diye isimlendirdiğimiz mesele budur. Geçmiş toplumların, geçmiş kavimlerin düştüğü en büyük şirkler de bunlardan ibaretti. Yani salihleri ilahlaştırmaları ve onlara dua etmeleriydi.